Ey nefsim! Akıllı olduğunu iddia ediyorsun ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki? Ömrünü boş şeylerle geçiriyorsun. Senin halin şu katile benzer ki, polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını eğlenceyle geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Ey nefsim! Ecel askerleri seni bekliyor, seni arıyor. Seni alıp götürmeyince gitmemeye söz verdiler. Cennet ve cehennem senin için yaratıldı. Ecelin bugün gelmeyeceğine malum. Bugün gelmezse bir gün elbette gelecektir. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye gece gelirim veya gündüz gelirim yahut erken gelirim veya geç gelirim dememiştir. Kışın veya yazın gelirim de dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zaman gelir. İşte ona hazırlanmadınsa bundan daha çok ahmaklık olur mu? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim! Bütün gün günahlar içindesin. Allah-u Teala bu halini görmüyor sanıyorsan, kâfirsin. Eğer günahlarını gördüğüne inanıyorsan, çok cüretkâr ve hayâsızsın ki, onun görmesine ve bilmesine ehemmiyet vermiyorsun. O halde sana yazıklar olsun ey nefsim! Ey nefsim! Hizmetçin sana itaat etmezse ona nasıl kızarsın? Allah-u Teâlâ'nın kızmayacağından nasıl emin olabiliyorsun? Eğer onun azabını hafif görüyorsan, parmağını aleve tut. Yahut kızgın güneş altında bir saat otur. Yahut da hamam halvetinde fazlaca kal da, zavallılığını, dayanamayacağını anla. Yok eğer dünyada yaptıklarına ceza vermeyecek sanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e ve 124 bin peygambere aleyhimüsselavat ve teslimat inanmamış oluyorsun ve hepsini yalancı yapmış oluyorsun. Allahü Teala Nisa suresi 123. ayeti sonunda kim bir kötü iş yapar